Merhabalar, ben Kaan. Denizden Babam Çıksa Kom isimli bir blog yazıyorum. Aynı zamanda deniz mahsullerinin nitelikli tüketimiyle ilgili önemli olan konularda araştırma yapıyor. Bunları podcast mecrası için kaydediyorum. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Akdeniz'in karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan bir tanesi. Balon balığı. Hazırsanız başlayalım. Büyük gövdesi, yuvarlak gözleri, kocaman dişleri ve sudan çıktığında şişirdiği kocaman karnıyla balon balığı bugün özellikle Akdeniz'de avcıların karşısına epeyce fazla çıkan bir balık. Öyle ki bazı ağlardan sadece balon balığı çıkıyor artık. Hatta sadece avcılar için değil, yüzmek için denize girenler bile bu balıkla burun buruna geliyorlar. Gerçekleşen vakaların vahametine bakarsak bu balıklar tarafından ısırılan ve hastanelik olan insanlar var. Balon balığıyla karşılaştığınızda suda olsun ya da çok küçük ihtimal bile olsa dışarıda olsun sevimli, güzelce bir balık olarak görsek de Akdeniz'deki balon balığı günümüzde başımıza gelen en büyük dertlerden bir tanesi. Akdeniz'de karşılaştığımız balıklar Tetradontidae familyasından gelenler. 5 kadar tür şu anda Akdeniz'de. Renkleri, boyutları farklı. Gri, zeytin yeşili, hatta sarı olanları var. Boyutları epey değişiyor. Çok büyük olanları da var, çok küçük olanları da var. Şimdi bu Tetradontidae familyasının durumunu ben size birazcık daha netleştireyim. Tetra, 4 demek. Donti, diş demek. Tetradontidae ise 4 dişliler demek. Yani bu şunu tarif ediyor. Bu balon balıklarının başlarının ön tarafında ikisi altta, ikisi üstte olmak üzere toplam 4 adet büyük, kesici ve güçlü diş var. Bu balon balıklarına yani Tetradontidae'ları bu şekilde spesifik şekilde ayırıyoruz. Şimdi ben sizden birazcık arkanıza yaslanıp küçüklüğünüze gitmenizi ve eğer gittiyseniz denizde karşılaştığınız şeyleri hatırlamanızı istiyorum. Hayır, terapide değiliz. Denizden ne çıkıyordu hatırlıyor musunuz? Size 10 saniye mola. Şahsen ben 2003 yılından itibaren Mersin'de yaşamaya başladığımda dahi öyle çok balon balığının varlığını duymazdım. Sonra biraz önem kazandı galiba değil mi balon balığı? Varlığını duymaya başladık. Bu durum hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ben küçükken tatile Erdek'e giderdik. Ve Erdek'te genellikle lapin ismindeki balıkları ve bizim klasik anlamda bildiğimiz çupra, levrek gibi balıkların varlığını duyardık. Bunlar karaya çıkardı. Önümüze de bunlar gelirdi. Balon balığı denen olgunun hayatımıza girmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi, daha doğrusu tek nedeni ne biliyor musunuz? Süveyş kanalının açılması. Hadi gelin şimdi biraz Süveyş kanalına doğru gidelim. Şimdi sizden bilgisayarınızın tarayıcısını açarak bir Google Maps ya da Apple Maps sayfası açmanızı rica ediyorum. Açtıktan sonra arama kısmına Mısır ya da doğrudan Süveyş yazabilirsiniz. Konum itibariyle değerlendirmemiz gerekirse Mısır dünyanın en stratejik yerlerinden bir tanesi. İstanbul kadar önemli gibi görünüyor. Bir yanı Kızıldeniz'e açılan Süveyş Körfezi'ne bakıyor, öteki tarafı Akdeniz'e. Süveyş kanalını açanlar şunu düşünmüş olmalı. Neden burada bir kanal açarak dünyadaki gemicilik aktivitelerini daha kazançlı ve kısa hale getirmeyelim? Süveyş kanalı 1869 yılında Osmanlı Devleti henüz hayattayken açılıyor ve işletmeye başlıyor. Süveyş kanalını o zaman açanlar muhtemelen Akdeniz ve Kızıldeniz arasındaki ekolojik değişimleri ve bu ekolojik değişimlerin meydana getirebileceği etkilerden o zaman için habersiz.
Bugün için konuşmak gerekirse eğer, Süveyş kanalı vasıtasıyla Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen pek çok türden bahsediyoruz. Bunlara aynı zamanda lesepsiyen türler de deniyor. Fakat ben birazcık daha popüler ve biraz daha ilgi çekeceğini düşündüğüm şekliyle Kızıldeniz göçmenlerine adını veriyorum. Bahsettiğim türler sadece balon balığı ya da aslan balığı gibi balık türleri değil. Karidesler var, yumuşakçalar var. Kızıldeniz'in ekonomik değeri olan karidesler bize şimdilik sevimli görünse de gelecekte bunların yarattığı etkiyi bugünden kestiremiyoruz. Belki de ileride sorun olacaklar. Neyse, balon balığına ben şu anla geri dönüyorum. Akdeniz'deki balon balığının ilk belirtilerini 1990'lı yıllarda görüyoruz. Ardından en azından bizim için söylemek gerekirse Doğu Akdeniz kıyılarımızın tamamında balon balığının varlığından üzülerek bahsetmeye başlıyoruz. Burada ayrımına varmanızı istediğim bir konu var. Doğu Akdeniz diye bahsettiğim bölüm yalnızca bizim belki Anamur, Mersin, Adana, İskenderun, biraz daha güneye doğru inersek Tartus, Lazkiye'den falan bahsetmiyorum. Hemen hemen Yunanistan yayından sonra, doğuya doğru sonra olan Akdeniz parçacığı Doğu Akdeniz olarak tanımlanıyor. Bu balıklar günümüzde balıkçıların ağlarını parçalıyorlar. Akdeniz'in yerleşik türlerinin yumurtalarını yiyorlar. Buna deniz kaplumbağaları ve vatozlar da dahil. Biraz daha spesifik bir örnek vermek gerekirse eğer, ekonomik değeri olan lagos gibi türlerin de yumurtalarını ve yavrularını yiyorlar. Tabi suyun altında bu kadar aktif ve bu kadar hareketli olan bir balığın insanlara saldırma hikayelerini duyuyoruz. İnsanların kopan parmaklarını falan duyduk geçtiğimiz senelerde. İnsanlar bu balıklar için oldukça ekstrem bir, tırnak içinde söylüyorum, av olsa da siz bir de suyun altında olanları düşünün, ne kadar saldırgan olabileceklerini. Şimdi bu kadar anlattım, bu kadar konuştum. Aklınıza şu soru geliyor olabilir. Bu tür balıklar, yani lesepsiyen türler, Kızıldeniz göçmenleri Akdeniz için niye sorun? Size tipik olarak bu aşamada iklim etkisinden bahsetmem gerekiyor. İklim dediysem de bizim soluduğumuz havanın aşırı ısınmasından ya da durduk yere kopan fırtına formlarından bahsetmiyorum. Tabii ki bunlar da iklimin çok önemli ve ayrılmaz bir parçası ama benim anlatmak istediğim iklim bu değil. Şimdi az önce sizden haritanızı açmanızı istemiştim. Tekrar Kızıldeniz civarına gitmenizi istiyorum. Balon balıklarının asıl yaşadığı yerler bu coğrafya. Deniz suyu sıcaklığı buralarda kışın 18 ile 21 derece, yazın da 21 ile 28 derece arasında. Şimdi Temmuz 2023 tarihinde açıklanan bir veriye göre 32 derece görüldü. Bu çok önemli. Buradaki su sıcaklığı Akdeniz'e göre oldukça yüksek. Çünkü Akdeniz'deki ortalama su sıcaklığı 22 derecelerde. Bunu şöyle kıyaslayabilirsiniz. Hem Kızıldeniz'de hem Bodrum'da denize girmiş olanlarınız vardır diye tahmin ediyorum. Bir Kızıldeniz'de girdiğiniz suya bakın. Bir de Bodrum'da girdiğiniz suya bakın. Sıcaklık su altında yaşayan balıkların kontrolsüz şekilde üremesini engellemek için bir baskılama unsurudur. Karşıdan bakıldığında çok önemli bir fark gibi görünmese bile Akdeniz Kızıldeniz'den daha soğuk bir deniz. Bu da balığın üreme aktivitesini doğrudan baskılayan bir unsur. Şu anda elimde kesin sayıları belirten bir makale yok ama her iki denizde de aynı miktarda yumurta döken balon balığından bahsedelim. İki farklı coğrafyada elimizde birer balon balığı var. Gram başına 10 ile 22 bin arasında yumurta döküyor olsunlar. Akdeniz'in üreme baskılayıcı parametreleri daha düşük olduğundan Akdeniz'de yumurtadan çıkan balık miktarı daha fazla oluyor. Kızıldeniz'de ise zaten şartlar belli. Balık oradaki ekolojik koşullara göre adapte olmuş ve buna bağlı olarak bir üreme potansiyeli var. Yumurtadan 3-5 tane daha fazla balık çıktı diye bunun ne zararı olabilir diye düşünüyor olabilirsiniz de Akdeniz'i tehdit eden asıl unsur da zaten bu. Balon balığı popülasyonunun kontrolsüz şekilde artıyor oluşu. Bunu en iyi biz nasıl anlamlandırabiliriz biliyor musunuz? Tipik şekilde biz suyun üzerindekilerle kıyaslayarak etrafınızda olan biten aslında size güzel bir örneklem oluşturabilir. Thank you.
de özellikle ülkemizin balon balıklarının yayılımına dair aldığı bazı, tırnak içinde söylüyorum, komik önlemler var. Hatta biraz da nasıl desek tuhaf. Tarım Bakanlığı dönem dönem balon balığının yalnızca kuyruğu için desteklemeler açıklıyor. Fakat buradaki en önemli abuk şey insanların bu balığın yalnızca kuyruğunu nasıl çıkaracağı. Yalnızca balığın kuyruğunu destekliyoruz deyip bu işin içinden çıkmak gerçekten çok zor ve anlamsız. Bunun toplanması var, işlenmesi var, işlendikten sonraki transferi var. Akıbeti ne olacak belli değil. Normal şartlar altında bunların tümünün belirlenmiş olması gerekirken bizde halen balon balığının kuyruğunun işleme standardı bile yok. Düşünseniz asgari ücretle çalıştığınız işçi kadınlardan biri bu balon balığının etinde bulunan toksinle muhatap oluyor. Bunun vebalinin altına kim ve nasıl kalkacak? Gerçi ülkede artık hiç kimse hiç kimsenin umurunda değil ve önemsemiyor. Buna da uyduruz bir kılıf diyoruz. Bakın burası çok 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 ama çok önemli. Öyle yapın, böyle yapın demiyorum. Şöyle yaparsanız bu işi başarırsınız hiç demiyorum. Balon balığını eğer mümkünse denizden çıkarmayacaksınız. Çıkardıysanız ve dokunmanız gerekiyorsa elinize kalın bir eldiven giymeden kesinlikle çıplak elle dokunmayacaksınız. Dokunduysanız da ellerinizi mümkün olan en kısa sürede bolca deniz suyuyla yıkayacaksınız. Eğer eldivenle dokunduysanız da bu eldiveni imha edeceksiniz. Oldu ki deniz için bir iyilik yapmaya karar verdiniz. Bu balon balığını çıkardınız. Bunu kesinlikle toprağa temas ettirmiyorsunuz. Hayvanlara vermiyorsunuz. Burada çok ama çok ciddi bir tehlikeden bahsediyorum. Bunun adı da tetrodotoksin, yani TTX. Şimdi buna birazcık bakalım, tetrodotoksin neymiş? Balon balığının bünyesinde özellikle karada yaşayan memelilerin solunum sistemlerinin işleyişini blok eden bir toksin var. Yüzeysel bir detayı vermem gerekirse eğer sodyum pompasını bloke ediyor. Burası bunun enine boyuna tartışılacağı doğru yer ve doğru zaman olmadığı için şimdilik pas geçiyorum ama bunu konuşacağız. Bu toksin balığın karaciğerinde, derisinde ve etinde var. Hadi karaciğerini yemeye geçtim de etini yediğinize dair bu toksinle zehirlenme riski altındasınız. Dokunduğumda nasıl olacak derseniz de derisinde var. Oltadan çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yine temas ettiniz. Tetrodotoksin bir zehir arkadaşlar. Ve şu anda bu zehre karşı geliştirilmiş bir panzehir yok. Bu nedenle balon balığını denizden tuttuğunuz bir derya kuzusu olarak düşünüp denizden çıkardığınız gibi mangalın üzerine fırlatmak yerine bu balığı öyle ya da böyle denize tekrar bırakmanız lazım. Şöyle düşünün. Bu hali hazırda deniz içinde kendi dengesini bulmuş bir sistemin küçük bir parçası. Bu nedenle şu an için en doğru ve en etkili bertaraf yolu yine onu denize atmaktan geçiyor. TTX balığı pişirdiğinizde, beklettiğinizde, haşladığınızda ya da başka bir muameleye maruz bıraktığınızda balığın etinden uzaklaşabilen bir zehir değil. Zincirinin kırılması gerçekten çok zor. Yani burada size Severus Snape tarafından Harry Potter'a verilmiş olan birkaç damla verite serumun tatlışlığından bahsetmiyorum arkadaşlar. Çok ciddi bir tehlike söz konusu. Balon balığının bünyesindeki zehir kendini düşmanlarından korumak için geliştirdiği bir savunma mekanizmasının sonucu. Her ne kadar karnındaki boşluğu şişirerek, vücudunu kendinden aşırı büyük bir hale getirerek kendini savunmaya çalışsa da suyun altında şu an için pek fazla avcısı da yok. En azından Akdeniz için konuşuyorum burada. Özellikle köpek balıkları ve yunus gibi vücudu büyük olan canlıları cezbediyor.
Dolayısıyla karnını şişirmek her zaman çok güvenceli bir savunma mekanizması olmuyor. Size biraz da TTX'in kökeninden bahsetmek isterim. Balon balığı bunun yalnızca bir biyo biriktiricisi. Yani tetrodotoksin balon balığı tarafından sentezlenmiyor. Tetrodotoksini sentezleyen bakteriler var. Bu bakterileri plankton yiyor, küçük omurgasız yiyor ve bu sayede besin zincirine katılıyor. Bu küçük plankton ve omurgasızlar balon balığı tarafından yendiğinde balığın derisinde, karaciğerinde ve kaslarında biriken TTX'i de aynı zamanda balon balığının bünyesine katmış oluyorlar. Teknik olarak baktığımızda TTX'in balon balığında birikme işi biraz da besin zincirinin bir hikmeti gibi görünüyor olabilir. Balon balığı ile ilgili farkında olmanız gereken çok ama çok önemli bir konu daha var. O da fugu olayı. Bu hataya ben de düştüm. Özellikle Akdeniz'deki balıkçı ağlarına takılmış balon balıkları Japonya'da falan usta pişiriciler tarafından lüks bir yiyecek olarak sunulan fugu değil arkadaşlar. O balon balığı bu balon balığı değil. Bu nedenle kendi kendinize gaza gelip bu balık iyi kafa yapıyor ya da ben fugu ustası oldum diye bu balığı pişirip yemeye ya da ikram etmeye kalkmamanız lazım. Oldu, her türlü uyarıya rağmen siz bu balon balığını yediniz, tanıyamadınız ya da dedik ki denizden çıktı bir şey olmaz. Denizden çıksa yemeyeceğiz nadir babalardan bir tanesidir bu. Ağzınızda ya da boğazınızda karıncalanma varsa, dilinizde veya dudaklarınızda uyuşma hissediyorsanız, kaslarınızda güçsüzlük varsa, nefes darlığı çekiyorsanız veya kalp çarpıntısı gibi kalple ilgili bazı sıkıntılarınız varsa mutlaka ama mutlaka bir hastaneye gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben balon balığı yedim. Hekiminizle bunu paylaşmanız gerekiyor. Fakat bu bahsettiğim belirtiler yalnızca balon balığı yediğinizde karşılaşabileceğiniz tetrodotoksin zehirlenmelerinin belirtisi değil. Bu nedenle saydığım belirtilerden herhangi birisiyle vakıfsanız yine doktora gitmenizde fayda var. Kapatmadan önce üzülerek söylemeliyim ki Akdeniz'de şu anda istilacı tür olarak tanımlanan bu balıklardan, yani balon balığı gibi türlerden bahsediyorum, artık kalıcı olarak kurtulmamızın bir yolu yok gibi görünüyor. Süveyş kanalı vasıtasıyla Akdeniz'e girmiş göçmenler için çoğunlukla kalıcı diyebiliriz. Bu tür istilalar istilanın başladığı ilk yıllarda alınacak bazı önlemlerle belki engellenebilirken artık balon ve aslan balığı gibi önemli türler Akdeniz'in su altı ekolojik yapısını kökten etkileyebilecek hale geldiler. Bunu söylemek de yanlış olmaz. Balon balığı Akdeniz'in çok büyük bir kısmına yayıldı. Burada üremeye alıştı ve belki de adapte oldu artık. Tam olarak dinamiğini halen anlamaya çalışıyoruz. Bu konuda yapılan pek çok araştırma var. Özellikle İskenderun'daki üniversite, Çukurova Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'ndeki araştırmacılar balon balığı ile ilgili farklı araştırmaları yürütüyorlar. Balon balığı ile yaşamaya alışmaya başlasak iyi olacak gibi görünüyor. Kaldı ki Akdeniz ne yazık ki daha başlangıç. 2021 yılı itibariyle Gemlik civarında oltalarda ve ağlarda balon balıkları görülmeye ne yazık ki başladı. Bu demek oluyor ki yavaş yavaş Marmara'da da bu balığı göreceğiz. Balon balığıyla mücadele etmek konusunda herkese çok büyük görev düşüyor. Her bir paydaşın elinden gelen her türlü imkanla balon balığı hakkında halkı bilgilendirmesi gerekiyor. Özellikle kıyıdaki belediyelerin, üniversitelerin su ürünleriyle ilgili eğitim veren fakültelerinin, gıda fakültelerinin,
ortak bazı farkındalık içeriklerini oluşturması gerekiyor ve bunu bir an önce farklı formatlarda yapması gerekiyor. Balon balıklarını neden yememeliyiz? Yersek ne olur? Bu balığın zehirleme mekanizması nedir? Ve özellikle pazarda bu balığı tanımak için neler yapabiliriz? Veya bu balığı tanımanın kolay yolları nelerdir? İnsanlara bunu anlatmak gerekiyor. Maalesef Akdeniz'in yepyeni bir dinamiği var. Buna Kızıldeniz vasıtasıyla Akdeniz'e göçmüş olan türlerin katkısı çok büyük. Bugün benim balon balığı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.